Şunu açacağım. Eminönü çok güzel gözüküyor ya. 44 dakika. Aman tanrım, bu müzik ya. Deliriyorum şu an. Bize Adam bir biraz uzun sanki. var. Bu arada kamera şakamız, canlı yayın arabamız Hüket Turun'un peşinde. Bırakmıyor. Takip ediyorlar. Biraz sonra dışarı çıkıp canlı yayın şaka arabası mı? Böyle bir şey mi varmış? Şu anda, evet. Bardak oyununa başlayalım. Yeni yapacağım ama. Ay yıkacaksın be. Valla ben de korktum. Şunu hep eve kurma hayalim vardı küçükken. Bardakları üst üste koy. Bizim restoran olduğu için hep bu bardaklardan görüyordum yani. Hepsinin üstüne sesim geliyordu. Emine'nin gözlere bak ya. Ben kadına yükseldim arkadaşlar. Ceketim de biraz şahane pazara uygun olsun diye giyildi. Bak acele ediyorsun. Acele ediyorsun. Gökhan. Çek şunu. Bir yandan da çeksin istiyorum. Ben bunu kesin yıkardım bu bardak oyununu biliyor musun? Aşırı sessizken düştüğü an herkesi patlaması çok iyiymiş. Yıldız Tilbe Şahane Pazar'da yarışıyor. Bunu galiba izlememiz lazım. Yıldız'ın kafası ne kadar iyi. Buyurun sohbete. Of, dönme dolap da çok iyiydi ya. Dur şunu açalım. Mehmet Ali çok sevmiş. Naneyi. Nane. Nane. Tam bir nane, eski Türkiye. Nane, nane. Allah eğlencesi. Nane. Gözüme yarı. Çöre tüm gözlerimi. Çöre tüm yarımı. Atma tüki atarım. Yüreğimi yakarım. Eski çayruklarını boğazına takarım. Ne diyorsun abi, öyle dedik o ya. Abi nikah masası gibi oldu bu ya. Sen Mumit Medeter'e geçti abi. Nikah masası. Hem şarkı da söyleyeceğim. Nikah masası küt. Bir şey diyeceğim. Alalım. Serdar'ın da kafası iyi. Net. Kafayı yormam. Sonuna bakmam. Ben adam olmam. Bir seyircimiz kendisi. Kızın ceketi çok iyiymiş şu an. Mintik Shop'ta 400 liraya satılır valla. Çok mu seviyorsunuz? Evet. Serdar başlıyor. Serdar'ın kafası güzel mi değil mi? Şimdi anlayacağız. Bence. Genpa telefonu kazandıramıyorsun. Genpa telefon. Bize güveniyorum. Bir. Aman dur Serdar. Ben net. Serdar. Çok ağır. Kurusudu karışmış diyorum bir Serdar için. Sakin ol Serdar. Oğlum şey çok ilginç. Elim değerse de oluyor mu? Her... Bir dakika. Ama prova yap, elim de. Denediğin için. Her izlediğim eski yayınlarda. Hayır, demin elim değdi de o yüzden. O elin değdi. Bir dakika şimdi elin. Kesin sigara içmiş adam. Teneffüs mü oldu, ne oldu ya? Ne zaman 90'larla ilgili bir video izlesem bütün günlerin kafası niye olduğunu fark ediyorum. Küçükken anlamıyorduk tabii. Biz duymadıktan sonra ama saymıyoruz. Bak şimdi yani bu herifi eli kolu tutmuyor abi, tutuyor yani. Şuraya gel. Arka planımı gördünüz mü bu arada? Arka plan fotoğrafım. Karpuz kesme oyunu mu? Serdar Ortaç yine. Evet. Fun fact, Burakcan'ın soyadı da. Kamera şakası. Uygun. Olur böyle şakalar değil mi Serdar? Akrabalık yani yok. Senin de başına geldi böyle şeyler değil mi? Bu o neydi ya? Şöyle şu, döner şey mi bu? Dönercinin ninja gibi bir şey mi? Karpuzu ortadan kesmeye çalışıyorsunuz. Tam ortadan kesmesi gerekiyor. 10 karpuz Serdar. Aa. Gördüğün her şeye vurur musun? Bildiğin Fruit ne görürsen Ninja bu. Son. 2. Geliyor. Evet. 10 karpuzu. Oğlum bu, çalmışlar bu konsepti dakika, şu an ya, herkes bunun farkında. Yok. Kesilme, tam kesilme ama ya. Yok, değil. Oğlum bu bildiğiniz oyun. Behzat Uygur'un sunduğu Behzat şahane Uygur'un pazar programının konukları Suavi ile Özcan Deniz'i. Behzat Uygur Özcan'ı görünce sözü hemen çektirdiği çıplak fotoğrafa getirdi. Aa, Özcan'ın çıplak fotoğrafı. Biri için çağırmıştık, misafir oyuncu için küçük bir rol vardı. Çok güzel birinci bölümde. Evet. Gelmedi, şu an çok pişman olduğunu içeride. Çok pişmanım. Söyleyeyim. Özellikle Özcan'ın o soyunduğu sahnede olmadığım için. Ya yazık, Özcan da muhtemelen o zaman o personadan çıkamadı. Ve aslında o adam çıkmak da istiyordu. Ama adam türkücü olarak kaldı uzun yıllar. Bence sonra açıldı, kendini buldu. Yeniden çıktık piyasaya. Uf, saçlar inanılmaz. Tamamlamaz. Önce kendimizi hemen Bodrum'un mavi sularına attık. Ve şimdi de İstanbul'a geri geldik. Bu sefer de pazar. Bu tarz eski
pazar keyfi videolarını falan izlerken şey çok iyi oluyor. Yıllar önce millet kimlerle berabermiş de nasıl gözüküyorlarmış onu görmek beni çok heyecanlandırıyor. Yine kameralar peşindeydi. Burada Seren Serengil, Yıldız'ın hiç barışmadığı Gülben Ergen'in menisküs ameliyatı ile ilgili olarak da doğru, menisküs ameliyatı olmuş olabilir ama yağlarını da aldırdığını bilmeyen yok dedi. Menisküs ameliyatı gerçekten olmuş olabilir. Şeydi. Ama Gülben'in yağlarını aldırdığını biliyoruz. Nilüfer'in albümü neden tutmadı? Müzik dünyası... Aa, Nilüfer'e bak taş gibi be. Şu kat saçlar inanılmaz. Nedense diyor. Gülhan şimdi çıktı tutardı. Aşırı şey bir tipi var çünkü. Günümüze uygun. Son kasetinin satışları da şarkıları da tutmadı gitti. Yani yıllar sonra çıkan... Ne kadar ayıp ya. Nasıl bir haber bu ya? Şimdi hayranları gibi Nilüfer de aynı sorunun yanıtını arıyor. Bu saçlar gerçekten bizi iyi sıyırdı geçti yani. Gecenin sürprizini Özcan Deniz yaptı ve ünlü arabeskçi sahneye çıkıp elektronik müzik eşliğinde bir türkü okudu. Özcan da her yerden çıkıyormuş yırtık don. Teoman hastasıyım. Yine kafası güzel. Şebnem Ferah şarkılarıyla rock severleri coşturdu. Şeboistler takipleşiyor mu? Böyle yaptım bu arada. Böyle yapacağım. Milliyetçilik kanıma işlemiş. Bu görüntüleri izlerken Ebru Gündeş'in gözlerine bakmayın diye uyarmışlar. Allah Allah. Ne varmış benim gözlerimde? Allah Allah. Ben başka bir dünyanın insanı mıyım? Ebru'nun bu makyajı. Benim kadar. Abi çok kötü ya. Bakalım kim boşanmış gerçekten. Efendim, şapka düşmüş, rekel görünmüş. Sevgili Özcan Deniz saçlarını kazıtmış haliyle ekrana gelecek şimdi. Abi. Aşk haberleri de var içinde. Seymen'e kaşa bak. Nubile mi yoksa Ebru'ya mı aşk? Aa. Şimdi çözeceğiz. Sadece konser mi? Öncesi çok zor tuttum kendimi taklit yapmamak için. Ebru Destan aynen. Şu gözlükler aman yani, tanrım. Çok kısa. That's what he said. Diyebilir miyim? Ben şu an yalnızım. Nurgül Yeşilçay'a gerçekten aşık mı? Baharla aşk eşi ödendi. Baharla diyor ya. En çok neleri özledi? Gözünü seveyim İstanbul'u. Durum daha bitmedi. Aynı tabii gözünü seversin abi. 2003 yılında Amerika'ya gidip geldiğinde burayı övebilirdin yani. Şu an pek yön bilet alıp kaçasın geliyor. Deniz Akkaya ve Şahin Ağa'ya bir şok daha. Ebru Destan belki yeniden başlarız dediği gecede alnından öpülünce şoku yaşadı. Ebru'nun saçları, benim saçlarım yanmış hali gibi. Öyle derler. Özcan da geldi, alnından öptü ve ilerledi. Ve ilerledi. Konuşamıyordum bile. Her şeyi ben söyledim galiba. Şova bak. İşte Bere Can, Athena Gökhan ve Selin Toktay'ın Boğaz Keyfi'nden çarpıcı Athena Gökhan, Selin Toktay ya. Güzel ikiliydi bence. Pandata izi şeytanın bacağını kırdı ve bir sevgili buldu. Benimde artık bir sevgili var. Ve doğa da aşkıyla ortaya çıktı. İşte müstakbel eniştemiz. Müstakbel eniştemiz diyor ya. Gayet maskülen bir tarz. O zamanlar böyle şeyler çok nadirdi yani. Ve sürekli çekiştirmesi. Acaba çok tatlılarmış. Kadının götü çekmişler abi. O dönem düşük bel ne modaydı ya. Aynı şeyin sevgilisinin başına gelmesini istemeyen Gökhan, Selin Toktay'ın pantolonunu sıkı sıkı tutmuş düşmesin diye. Yapamıyorum. Haftanın şıkır rüküşü ya. Hep beraber puanlıyoruz. Hazır mısınız? Şimdi kimler vasat ve kimler şık? Pazar keyfinin 3. yılına giren şıklar ve rüküşler bölümünde bu hafta yine birbirinden ilginç sürprizler var. Küçük bir meyve soymamız yok mu ya? Şey getiriyorum. Mandalina getiriyorum. Gülben Ergen bu kıyafetin çok acil silkelenip kendine gelmesi gerekiyor. Bu gidiş gidiş değil. Tepe taklak vallahi de billahi de. Sence bu görüntüyü ne yapalım Hüseyin kardeş? Çakacaksın mühürü. Evet, çakacağız sıfır mühürünü de elimiz gitmiyor. Bu kıyafeti hiç görmemiş olalım. Bebek mavisi mi kaldı? Bu rengi modacılar tedavülden kaldıralı aylar yıllar oldu. İnce askıların güzel
halde. O bacak yırtmacının haline. Ne kadar biçimsiz ve özensiz. Sonra balon gibi şişmişsin. Yakında patlarsın, haberin olsun. Rüküş bile değilsin. Bay bay. Bay bay. Bir çift sözümüz Şok. Var. Ayıp ayıp. Ayıp ayıp. Evet, ayıp oluyor ama. Bir insan kendine bu kadar mı kıyar? Kocası evden kaçmış, dul kadınlar gibi karalara bürünmüş. Ayağındaki garip terlikler ayrı bir alem. Kıvır kıvır saçlarındaki bakımsızlık, makyajındaki özensizliğe pes, pes, pes. Not falan isteme bizden. Şuş. Vurun gitsin. Biz de vuruyoruz hanımefendiye mühürü. Rüküşlük mertebesine dahi ulaşamayan hanımefendileri uğurlama görevini bu hafta Erbakan'a veriyoruz. Aa, meme koymuşlar. Bu halem düşecektiniz. Üzülmeyin kızlar. Erbakan Hoca moralinizi gerçekten bozduysa ya, biz sizi teselli edelim. Neler izlemişsiniz değil mi ya? Deniz'teki kendini çok mu salmış? Siz bir de 20 sene sonraki halini görseniz. Göğüs dekoltesini değil göğüs kafesini açmış hanımefendi. Abarttık mı acaba? Doğruyu söyledik. Az bile söyledik. Bir de bir güzel simlemiş o bölgeyi. Hakikaten Sims karakteri gibi çok doğru bir tespit. Biz böyle giysek bırak göğsümüzü gere gere dolaşmayı, maskeyi çıkarttık. Gömleği çok güzel bu arada. Omzuna astığı siyah çantanın üzeri taraması, derisi görünüyor. Memesi de var gayet bu arada. Haftanın en rüküş bayanlarından oldu Deniz'deki. Haftanın en rüküş bayanı. Ya kurgular inanılmaz, moddan moda sokuyorlarmış bizi. 5 saniyede bir modumuz değişiyormuş. Yaşı batı Bu program bitiyor. Bundan sonra Hande Yener'e geçeceğiz. Hangisinin sunumu daha iyi? Ben bence Hande'yi seçerim kesin de. Bak bak, Rumeli Sarı var diyor. Aha Hande çıktı lan, Hande dedim. Ah, Hande'nin cute. Çiğit dönemleri hatta. Diyerek yanıtıyor istenmeyen gelin iddialarını. Bunlar sadece kendi, yani herkesin kendi yorumu. Benim hiç kimseyle problemim yok. Baymo, bu hangi burun ameliyat acaba Hande'nin? 2 ya da 3 falan olabilir mi? Oğlu da yani çok genç yaşta doğurmuş bildiğim kadarıyla Hande. Şu an ben ne eşit falan olabilir oğlu. İlerlemiş yaşı mı? Ulan 2003 yılındayız, nasıl ilerlemiş yaşı? Okuyor muyuz, evli miyiz, bekar mıyız? Bekarım, okuyorum. Nerede okuyoruz? Amerika'da. Amerika'da. Peki şimdi... Şimdi sırada Alişan... Ne çabuk sundum, bir dakika. Pardon. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi efendim gelecek olan bandımızı siz sunacaksınız. Tamam. Buyurun bakalım. Şimdi sırada Alişan var. Şu anda yaşadığım güzel bir çiçek var. Korkunç bir an. Bugün için seks bağımlısı olması mı? 5 milyon dolar alır, kurumuna bağışlarız. Yanağım çıktı, gördünüz mü? Gerçek mi? Yani i̇nşallah diyorum ben. Doğru mu bu? Ha, böyle bir şey var. Şöhreti getiren şarkı hangisidir? Hadi cevaplayalım. Seni anam benim için doğurmuş tabii ki. Saçmalamayın. Hande'yi açıyorum. O zaman 2004'e gidiyoruz. Bir yıl sonrasına geçtik. Seda'ya bak ya, o bile genç. Özlem Yıldız da yalnız mı? Taşlar peki? Bodrum'a bak. Bu tepelerin hepsi şu an muhtemelen doludur. Seda Sayan haberine geri gelmek istiyorum. Yakın bir yere gidiyorsa yoktur, söz verdi. Öldürürüm onu da yaptan. Tatlı sert atışıp yuvarlanıp gidiyoruz diyor Seda Sayan. Ama bir konuda ciddi görüş ayrılıkları varmış. İstiyordun bir çocuk ama. İstiyordu mu? Gökhan pek düşünmüyor. Demiyor mu kendini? Düşünmüyor herhalde. Olaya bak. Yılda düşünmekle kalıyorum. Karpuz, sabah karpuz, öğlen karpuz, akşam ızgara. Yanında hiçbir şey yok ama bir haftada 6 kilo şok. Adamın karpuz tarlası olması lazım bu diyeti uygulaması için. Of, böyle ünlülerin yaptığını iddia ettiği diyetler vardı ve herkes onları uygulardı ya. Hatırlıyorum. Ve işte Bodrum gecelerine geliyor şimdi. Abi Bodrum gecelerine bak. Barlar sokağındayız. Bir başka açıdan bakıyorum. Barlar sokağının bu dönemleri de güzeldi be. Ben de küçüktüm ama. Evet evet, Nadia Sultan'ın lahana diyeti vardı. Pazar keyfi ilginç montaj oyunlarıyla maalesef ben de dahil olmak üzere milleti bakın ne hale getirmiş. Montaj oyunları. Acaba ne yaptınız ya? Nasıl buldunuz? Abi şakalara bak. Her sene biraz daha kendini yenileyen Mahsun. Acaba önümüzdeki yıl saçları böyle... Hele hele şakalara bak ya. Üzülmeyin, bu bir fıkra demeyin, belli olmalı.
bulacağız. Gibi mi? Podyumların en güzelini. Mankenler ne kadar ünlüydü o dönem ya. Eski sevgilileriyle pişti olmuş. Dedikoduları izliyoruz. Ah dedikodular. Gazcan geldi. Aa, İlk fırsatta anne olmak istiyorum. İddiaya bak. Diyen Gülben neden korkunç. Gazetesinin ayla başlayan hastanede yaptığı istihbarata göre sevgili Amerikan hastanesi kolumdan tutup getirmiş beni ve ikilinin hastane koridorlarında son dakikaya kadar sürmüş bu tartışması. Ben demiş ki bu bunu bana yapmamalısın. Çocuğumu aldırtmamalısın. Mustafa'nın yanıtıysa sert olmuş karşı tarafa. Gülben bu ısrar neden? Çocuk istemiyorum ben evlenmeden. Kenan alışveriş yaptığı mağazayı otel içinde Ebru Akel açmış. Yani alışveriş yaptığı ve diş istediği... Eski manitasına para vermiş. Mesajları... Seren Serengil tam ailesi ona yapmadıkça yapmaları istemedikleri şeyleri yapan ergen kız çocuğu ya benim gözümde. Bedenim senin oldu, ruhum hep benimleydi. Oha Hazan. Ruslana Türkiye'ye yerleşmedi mi? Bu haberi unutamıyorum. Bu haberi şu an bu yayında ilk defa Türk halkı duydu değil mi? Türkiye benim ikinci vatanım. Hele hele Antalya'ya resmen aşıyor. Abi Antalya, Ruslan'la ve yurt dışından gelen insan sayısını kesin Ruslan'la arttırdı. Şöyle denize sıfır, ormanla iç içe, havuzu içinde doğal gazlı, aynı zamanda şömineli, çift yatak odalı, 3 tuvaletli, 2 banyolu ve dayalı döşeli bir villa bulun bana. Para pul önemli değil, öderim hemen. Para bende peşin ama evimi bu yaza yetiştirin. Bunlar nasıl yalan? Emlakçılar mı ne demiş? Çok şey istiyor Ruslan'a. Burası değil ki Ukrayna. Bulacaksın villayı anında ama denizde kum kızda para. Arar buluruz icabında. İnanılmaz. Spor magazin teknoloji sayfasını açıyoruz. Teknolojiye bak. Bu telefon tostumu yedim. Mesajının atıldığı telefon. Ve araştırdı Fısıltı gazetesi. Bu hala konuşamıyoruz. Bakın kimler sevindi. Seda Sayan'ın başı az derde girmedi. Uçakta cep telefonuyla konuşacağım diye Seda inat edince uçakta cepten konuşmaya haberler çıktı gün aşırı gazetelerde. Yolcular ayaklandı. Seda bir linçten zor kurtuldu. Neden koro halinde? Seda Sayan'dan mutlusu olmayacak bu alemde. Söylüyorlar. Ağzım açık kaldı. Fedon muydu o? Kıbrıs'ın altı üstü kesin Mehmet Ali Erbil var. Kesin Serdar Ortaç kumar oynuyor. Hiperstar. Hiperstar mı diyorlardı ya Mustafa'ya bak unutmuşum. Stella Pipis ya. Stella Pipis 2000'lerin tek menajeridir. Muhteşem şovu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da büyük keyifle izliyor. Rauf Denktaş. Bürokrasi falan yok bu dakikalarda protokol tribününde. Denktaş yerinden kalkıp dans edecek neredeyse gençlerle. Kalkıp dans edecek neredeyse. Adam sadece şunu yapıyor. Ertesi gün